Borsamız coğrafi işaret tescili alarak Ege Pamuk'un markalaşması yönünde de çok önemli bir adım attı. Bu çalışma Ege Üniversitesi ile sadece tek ürün bazında yaptığımız değerli bir işbirliği. Ege Pamuk açısından çok faydalı ama genel sorunların çözümü için yeterli olmayan başarılı bir örnek sadece. Şimdi daha çok daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü hem Ege'nin özelinde hem de Türkiye genelinde tarım sektörünü hak ettiği noktaya taşımak için daha bütüncül politikaları hayata geçirmeye mecburuz. Bunun ilk adımını da Türk tarımının global entegrasyonu ve Tarım 4.0 projesiyle geçen yine birlikte atmıştık. İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz tarımda teknolojik dönüşüm, mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerilerinin tespiti çalıştayı planlanan büyük yürüyüşün başlangıç noktasıydı. Bugün ise gözümüzü ufka dikiyor ve ulaşabileceğimiz en uzak yer, en ideal varış noktası için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu önemli işbirliğimiz kentimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Müsaadenizle bugün imzalayacağımız işbirliği protokolünün kapsamı konusunda kısaca bilgi vermek istiyorum. İzmir Ticaret Borsası ile Ege Üniversitesi bugünden itibaren akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve yüksek verim ile üretim konularını birlikte hareket edecek. Borsa olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliği'nin bir tarımsal eğitim merkezi, tarım teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamalarını yapan akıllı çiftlik formatında tüm Türkiye için örnek bir modele dönüşmesini sağlayacağız. Biz bu çalışmanın benzerini aslında yani bu 8 aylık süreçte Tarım Bakanlığımıza da bir protokol yaptık. Örtüşen birçok konu var, ağırlıkta da örtüşüyor. Şimdi Tarım Bakanımız da İzmirli. Pazartesi günü de size Bizdeydi, geliyor. evet. Tarım Bakanlığımızda protokolümüz var. Böyle bir tarım, gıda, su ürünleri, mühendislik anlamında bu altyapımız var. Biz bakanımıza da söyledik. Biz İzmir'de çiftçilerle bakanımıza buluştuğumuzda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Kurulu'nda biz dedik yani akademik anlamda Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nın sağ kolu olup size bilimsel araştırmalarda hiçbir şey yapmasak bu geniş kadroyla çiftçinin eğitimine, yayımına, tarımsal yayımlara fayda sağlayabiliriz. Bakanımız da bundan memnuniyet duydu. Ve bu bir taraftan bakanlığımızla olan protokol, bir tarafta sizinle birlikte olan protokolümüz. Ve pazartesi günü yine üçümüz de bir araya Evet, ne geleceğiz güzel. inşallah. Sizin üzümle ilgili Evet. borsa fiyat Töreniz. evet töreniniz var. O bakımdan da bu işbirliği içerisinde devlet, üniversite, çiftçimiz, borsamız, iş adamımız biz el birliğinde olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Tarım 4.0'da dediğiniz gibi sürdürülebilir tarım anlamında, çevre anlamında, tarımda dünyada son dönemlerde gerek gübre anlamında, gerek ilaç anlamında, gerekse tohum genetik anlamda olan gelişmeleri aslında özel sektör gerçekten teknolojik anlamda takip ediyor. Bu teknolojilerin bir anlamda tarımda model fabrika diyebileceğimiz uygulamasını Ziraat Fakültemizin yaklaşık 3.500-4.000 dönüm çiftliği var. Orada sizlerle birlikte uygulama, akademik destekle ve sizlerin işbirliğinde bunları toplumla paylaşma ve o teknolojilerden yararlanma şansımız var. Bunun eğitimini verme şansımız var. O bakımdan üniversitemiz Ege Üniversitesi İzmir'in de Ege bölgesinde Türkiye'nin de ve sizin de emrinizde. Biz Sağ hani olun hocam. sizler iyi olursanız, sizler ülkeye istihdam sağlarsanız biz üniversite olarak bundan bahtiyar oluruz. Çok değerli olan en önemli kaynağımız üniversitede bizim çok güçlü bir akademik kadromuz ve öğretim üyelerimizin her biri alanında uzmanlaşmış çok değerli hocalarımız. En büyük gücümüz bu. Bu güçleri birleştirdiğimizde çok çok iyi şeyler yapacağımızı inanıyorum. Bakanımızın da hem size hem bize bu anlamda ciddi bir desteği olacağını düşünüyorum. Bu üçgen yapısında hani biz bakanımızın da desteğiyle borsamızda çok farklı projelere imza atabileceğimizi düşünüyorum.
Bakalım.